arkadaşlar, size Stratonikya Antik Kenti'nden sesleniyorum. Bu videoyu komple burada gerçekleştireceğim ve başka bir yere gitmeyeceğim. Neden mi? Buranın muhteşem bir hikayesi var. Ben aşkı seven bir insan olarak burayı paylaşmak istedim sizlerle. Daha öncesinde çok rağbet görmese de son zamanlarda bayağı rağbet gören bir antik kent burası. Ve şöyle bir hikayesi var. Kral vakti zamanında oğlu hastalandı diye üzülüp her yerden hekimler çağırıyor. En son Kos adasından bir hekim çağırıyor. Kralın oğlu yatakta yatarken Kos adasından gelen hekim bir sürü tepki, tahlil vesaire yapıyor. Sonrasında bir gün Stratonikya, yani kralın kendi eşi, odaya giriyor. Girer girmez çocuğun yüzü kızarıyor, kalp atışları artıyor. Ve orada hekim anlıyor ki çocuk aslında hasta değil, çocuk aşık, aşkından yatakları düşmüş durumda. Ama bunu nasıl anlatacağını bilemiyor krala ve kendine göre çeviriyor hikayeyi ve kralı bir yokluyor. Kral o zaman diyor bir şekilde vazgeçmeli, kime aşık olduysa eşi, oğlunun aşık olduğu kişiden diyor, yeter ki oğlum iyilesin diyor. Çok anlamlı buraya kadar, eğer inanırsak bu bir rivayet. Hekim de o zaman tamam diyor ve gerçeği anlatıyor. Oğlumuz diyor, karınıza aşık. Bu durumda kral ne yapacağını bilemiyor ama 3-5 dakika düşündükten sonra oğlum iyilesin yeter ki ben karımdan vazgeçiyorum diyor. Ve yatakta yatan kralımız, küçük kralımız kral olarak hoşa geçiyor ve üvey annesiyle evleniyor. Buranın adını da Stratonikya koyuyor. Aslında bu antik kentin 5 tane değişen ismi var. 5.sinde Stratonikya ve bir halk arasında rivayet, eğer inanırsak, bu şekilde devam ediyor ve bundan sonra da değişmiyor. Umarım yazlık gezilerimizi seviyorsunuz. Daha çok gideceğimiz yer var. Ama süper sticker ve süper şeritlerim açıldı. İlk yayın sırasında, yani premier sırasında kanalıma destek vermek isterseniz aşağıdan devamlı bir yazı çıkıyor. Siz de süper sticker veya süper chat bölümüne tıklayıp oradan kanala destek olmak için bir şeyler alabilirsiniz. Stratonikya antik kenti arkadaşlar, Yatağan ilçesinde bulunuyor Muğla'nın. Muğla merkezi size göstermiştim geçtiğimiz videolarda. Sonrasında buraya da uğramak istedim. Geçerken vaktim olmamıştı. Gerçekten muhteşem bir kent. Tunç döneminden günümüzün bütün medeniyetlerini barındıran eserlerle dolu ve halen daha yaşamakta olan bir kent. Köylünün maalesef 1957 senesinde deprem olması sonucu dağıtıldığı da bir kent aynı zamanda. Ama 3-4 köylümüz halen daha mevcut. Diğerleri de Eskihisar köyüne, yani yukarıdaki Eskihisar köyüne ve Gökçeada'ya dağıtılıyor. Ve şu an devlet tarafından istimlak edilmiş ve kazı çalışmalarının devam ettiği bir kent. Girişi 20 lira veriyorsunuz. 20 lira sonrası içeri gezebiliyorsunuz. Belli bir saat dilimi yok ama gişedeki görevliye sorduğumuz zaman 8'e kadar biz buradayız. Sonrasında içeride kalan gezer, tozar, istediği saatte de çıkar dedi. Girişte de çok tatlı gözlemeciler vardı ve pazar olduğu için gene ben pazara denk gelmiş oldum. Muğla tarafını çektiğim zaman niyeyse hep pazara denk geliyorum. Kapalıydılar ama içeride şu an oturduğum yerde çok tatlı bir kafe var. Yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonrası oldu bu kafeye rastlayabiliyorsunuz ve burada biraz soluklanıp yeşillikler içerisinde dinlenebiliyorsunuz. Çok sıcak bir havası var Muğla'nın ve Yatağan'ın. Haliyle de antik kenti gündüz gezmek gerçekten çok zor. Ama her şey sizler için. Ben de burayı ilk defa keşfettiğim için acayip keyif alıyorum. Aşkın kokusunu her yerde rüzgarla birlikte hissedebildiğim bir kent oldu burası. Normalde ölen yerlerini ya da antik kentleri gezmeyi çok sevmem. Çünkü ben genelde yazlık videolar çeken bir YouTuber'ım. Ama antik kente girdiğim an itibariyle sadece buraya ayrılması gerektiğini düşündüm bu videonun. Bu arada aklınızda bulunsun. Eğer yolunuz düşerse en az 2 saatinizi bu kente ayırın. Halen daha kazı çalışmaları devam ettiği için bazı yerler restore edilmiş ama bazı yerler edilmemiş. Ve içeride dükkanlar, işte kıraathaneler, kahvehaneler, cami, çeşme, hamamlar ve eski tiyatro, jimnazyum tarzı yerler var. Jimnazyuma bakan manzarada 3-4 tane köy evi de görüyorsunuz. Burada jimnazyum manzaralı evde yaşamak ister miyim? Neden olmasını isterim. Ama şu an değil tabii ki de. Şu an huzuru bulsam da sanırım bir 60 yaşına geldikten sonra böyle bir yeri tercih edebilirim. Ama ben 60 yaşına geldiğimde bakalım burası ne olacak.
Arkadaşlar burada Emin Baba diye biriyle tanıştım ve bana bu ağacın çok özel olduğunu söyledi. Çünkü adı çıtlık ağacıymış ve bize hikayesini anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Neden çıtlık ağacı acaba? Şimdi nazar dediğimiz bir şey var yani. Evet. Ki çoğu kimsenin inandığı. Bu çıtlık ağacını tam nazarlık yaparlarmış. Renkli gözlülerin nazarı çok vurduğu için. Adamın biri bir gün demiş ki kahvede otururken, ben renkliymiş gözü, ben demiş ki içen deveyi çatlatırım demiş. Oradan dansın bir deve çıkmış, katar güç deve. Bakın demiş, şimdi nasıl çatlatacağım demiş. Deveyi bir bakış bakıyor ki, deve aldırış etmeden yürüyüp gidiyor. İkinci deve yürüyüp gidiyor. Adam şaşırıyor. Niye acaba çatlatamadım diye. Araştırıyor, soruyor, bakıyor, devenin havudu çıtlık ağacındaymış. Bunun için develeri çatlatamamış. Bu hikaye evet. Ne kadar doğru bilemeyiz. Evet, siz buralı mısınız bu arada? Evet. Sizin de gözleriniz renkli, nazarınız değer. Ben kaçayım yavaştan. Tamam, görüşmek üzere, teşekkür ederim. İyi günler. Adıyla kıraathane yani kahvehaneyi ziyaret edelim arkadaşlar. Arkadaşlar buranın adı Hasan Arık Kahvesi ve gördüğünüz üzere burada gelen turiste ve yabancıya hizmet var. Kolay gelsin. Arkadaşlar burası yani Hasan Arık Kahvehanesi'nin olduğu yer 1. Köy Meydanı. Burada 4 tane bildiğim kadarıyla köy meydanı var. Eğer yorulmazsak hepsini size ayrıntılı çekeceğim. Hemen solda görmüş olduğunuz yıkık dök binalarda gördüğünüz üzere eski dükkanlar. Burada satış yapılıyordu. Halen daha ama bizim burada yerleşkesi olan köylümüz gelen turist için takılar gördüğünüz üzere el sanatları yapıp burada da satışa sunuyor. Natüreli biz olabildiğince seviyoruz. Özellikle de İstanbul halkı olarak bu tarz yerlere geldiğimizde hemen bunlar ilgimizi çeker. Bölgenin aynı şekilde erik turşusu, ayva turşusu, incir hepsini yapıp burada turist için satışa sunmuş. Bu arada kafenin sahibi hanımefendiden öğrendiğim kadarıyla güzel bir şey öğrendim. Sizlere de paylaşmak isterim. Stratonikya Antik Kenti'ne evet 20 lira verip girdim ama öğretmenlere ücretsiz. Yollarda yürürken şunu kendime söylüyorum. İyi ki spor ayakkabı giyip gelmişim. Çünkü taşlı bir yol ve ister istemez düşme tehlikesi var. Kolay gelsin. Turistlerin çok ilgisini çekiyordur eminim ki bunlar. Şu an yaptığınız işlem neydi peki? Düzeltme. Düzeltme. Bunlar kala yapılıyoruz. Kala yapacağız. Evet. Bunlar eski tamiratı geldi buraya. İşte yumruklarını falan düzenliyoruz. Bunlar kalaylayınca yeni gibi olacak.
bakalım yol bizi nerelere götürecek. Yapıtları gördüğünüz zaman taş evleri görüyorsunuz ve ahşaptan pencereleri görüyorsunuz. Muhteşem bir doğası var ve burada gerçekten keşfedilmesi gereken birçok sanat eseri var. Hemen sağda Selçuk Hamamı var. Işıklandırılmış tabelalarla gördüğünüz üzere bilgiler verilmiş. Ve Selçuk Hamamı'nın ve ilerledikçe tabelalar yanıyor. O güzelmiş gerçekten. Antik kent kazı çalışmaları devam ettiği için şu an hemen ilk sağda gördüğümüz bu Selçuk Hamamı'nda sadece bilgilendirme var. Fakat şuraya girdiğim zaman şöyle bir alan görüyorum. Size tavanı da göstereyim. Hareket halinde olduğunuz zaman ışıklar yanıyor ve içeriye doğru ilerlediğimizde de şurada hemen hamama girdiğiniz zaman arkadaşlar orta alanda restore edilmiş Ermaş mermeri adı altında bir avlu, yanlarda da hemen su çeşmeleri mevcut. Daha sonra içeriye doğru ilerlediğinizde de hemen bakalım. Işıkların yanması bu arada çok iyi. Burada ayrı bir ortadaki alana gidiş kapısı durmakta. Burada insanlar sanırım giriyorlar. Kapı açılıyor mu acaba? Evet, buradan merdivenle inip, ama çok karanlık tabii ki, ben şimdi inemeyeceğim. Orta alana geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer tarafa da geldiğimde gene aynı şekilde. İki tane musluk yeri ve orta alanda ateşin yakıldığı bölüm var. Tavanı da göstereyim size şöyle. Sırtonikya gerçekten restore çalışmalarından sonra tam gezilmelik bir yer olmuş. Buraya çok fazla rağbet göstermiyor şimdilik turistler. Bilenler kafilelerle geliyorlar. İlk girişte önceden bir para verme olayı vesairesi yoktu. Fakat buraya girerken 20 lira ödedim. Karısı güzel yapılmış bu hamamın. Tabii bu şekilde bulunmamıştır ama restoreden sonra güzelleştirilmiş. Daha da birçok yer vardır eminim. Hadi gelin devam edelim. Bakalım neler keşfedeceğiz bu antik kentte. Hamamdan çıkıp hemen Ali Aydın evini görüyoruz arkadaşlar. İçeriye girelim bakalım nasıl. Çok güzel resim çalışmaları var burada. Sergiye ve arkeologların çalışma anındaki fotoğrafları da paylaşılmış. Burada da gene fotoğraflandırma ve diğer çalışmalar var. Onun için bu alana çok fazla girmek istemiyorum. Üst katı merak ettim ama birlikte bir çıkalım. Ahşap merdivenden yukarıya böyle bir verandaya çıkıyoruz. Ve veranda çok hoş. Şurada bir oda var. Ve yatak odası karşımıza çıktı. Şurada bir şömine alanı var ve burada da banyo. Yani bariz yaşayabileceğim bir yatak odası görüyoruz şu an karşımızda. Çok ilginç. Veranda da acayip iyi. Ya buralarda yaşanır mı? Yaşanır. Yani niye yaşanmasın? Bu arada siz görmüyorsunuz ama ben bir çift görüyorum. Gelin damat. Sanırım gelin damat fotoları da burada çekiliyor. Olabilir. Biz Türk milleti severiz. Antik kentleri, parkları, bahçeleri bu açıdan kullanmayı fotoğraf için. Ben burada yaşar mıyım? Evet. Ne demiştim? Yaşarım. Ama şu an değil. 60'tan sonra. Devam edelim. Evet. Selçuk Hamamı ve Ali Aydın'ın evinden ayrıldıktan sonra ve yatak odasını gördükten sonra burada yaşama kararı aldık arkadaşlar. Hemen yanında da gördüğünüz üzere cami var. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Cami Köy Meydanı'nın batısında arkadaşlar, Selçuk Hamamı'nın hemen kuzeyinde, yaptıranından dolayı Şaban Ağa Camii olarak adlandırılmış. Beylikler döneminden itibaren aynı yerde genişletilerek ve tamir ettirilerek devamlı kullanılan caminin girişindeki kitabelere göre 1876 ve 1912 yıllarında yeniden inşa edildiği kesin olarak bilinmekte. Bence içeriye girelim, girebiliyorsak, ve gezelim.
caminin önündeki para toplama alanı arkadaşlar. Normalde köylü de para bırakıyor buraya ama çoğunluğunda alınıyormuş. Şöyle içeriye doğru bırakıyorsun. İhtiyacı olana sonrasında toplanılıyor ve veriliyor. İçeriye girebilecek miyiz ama merak ediyorum. Bir bakalım. Camide hemen içeriye girdiğimde ilk ilgimi çeken şehrin bir şekilde restore edilmesinden dolayı bulunan yerlerin gözüküyor olması. Belli kısımlarında muhteşem, tertemiz, huzur veren bir camideyiz şu an arkadaşlar. Yukarılara baktığımda asma bir balkon görüyorum. Aşağıya camlı yerlere baktığımda da şehrin gizemli sütunlarının diplerini görüyorum ve yaklaştıkça ışıklar yanıyor. Bu çok hoş gerçekten. Bu avizeye bayıldım bu arada. Gerçekten çok güzel. Cami de çok güzel, halı fleksi ve temizliği, aynı zamanda da restore edilmiş bölümleriyle camlı yerlerden sütunların diplerini görmemiz. Şimdi buradan devam edelim, köy ortasına alanına doğru gidiyoruz anladığım kadarıyla, avlu gibi bir yere gidiyoruz. Ayakkabılarımızı giyelim. Arkadaşlar camiden çıktıktan sonra hemen sağda aşağıda şöyle bir alan görüyoruz. Biraz önce içeride camlı bölmelerde altı görmüştük aslında. Burası önceden su akan bir yermiş. Fakat kömür kazılarından sonra suyun yolu değişmiş ve su kesilmiş. Yoksa şarıl şarıl bir su havuzuymuş burası arkadaşlar. Size ilk girişte hamamın yanındaki evden söylemiştim. Gelin ve damadımız da burada ve çekim yapıyorlar. Mutluluklar. Gymnasium Latrina, Roma İmparatorluk döneminin sosyal ve kamu yapılarının yoğun olduğu bir yere inşa edilmiş. Latrina'ya kuzeyden ve güneyden çift yönlü ulaşabilen yapıların olması, gymnasium girişine yakın ve batı cadde kenarında bulunması yerinin özellikle seçilmiş olduğunu göstermekte bize. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen şurada tuvalet oturaklarını görüyoruz. Bu latrina dediğimiz bölümde tuvalet ve yanda da kanalizasyon için ayrılmış bir kanal var. Ve bu bölüm benim antik kentin en ilgi çeken bölümü oldu benim için. Çünkü ben tuvaletleri hep merak etmişimdir gittiğim yerde. Ama buradaki tuvaletlerde de oturma alanları çok dip dibe. Vakti zamanında herhalde oturup burada gıybet yapıp sohbet edebilecekleri pozisyonda inşa edilmiş. Bu kadar yan yana oturup da insanların tuvaletini yaptığını düşünemiyorum. Ama düşünürken de neler konuşuyorlardı acaba? Bu memleketin hali ne olacak? Bu kral gittiği yerine ne gelecek? Devam edelim. Şurada sütunları görüyoruz gene. Aralarda lahitleri hep görmekteyim ama ileride şu ilgimi çekti. Boydan boya bir gimnazyum. Ve hemen şurada gördüğünüz evde direkt gimnazyuma bakan bir ev. Valla burada otursak, hani sorsalar, ya işte antik kentteyim, gimnazyum manzaralı evim var, daha ne olsun dersin değil mi? Bence de daha ne olsun. Hemen yanındaki evde restore edilmemiş, kırık dökük olarak durmakta ama orası da restore edilecektir diye düşünüyorum. Daha önceden söylemiş miydim bilmiyorum ama burada 4 hane mevcut, halen daha yaşamakta olan.
da bir evin bahçesi böyle arkadaşlar. Gerçekten acayip büyük bir antik kent burası. Ben 2 saat dedim ama tabii size çekim de yapıyorum. Bence çekim yapmaya da geliyorsanız 4-5 saatinizi ayırın derim. Hemen şu solda gördüğünüz evin adı Villa Evi arkadaşlar. Ve biz bu tarafa doğru devam edeceğiz. Hemen karşımızda gördüğümüz antik kent merkezine yakın bir noktada olan bu ev Hasan Sar evi diye geçiyor arkadaşlar. Muhteşem geniş bir bahçeye sahip Hasan Sar evi arkadaşlar ve arka cephesini de şöyle göstermek istiyorum size. Gerçekten muhteşem. Bir gün evim olursa böyle bir evim olsun istiyorum. Ahşaptan verandası olan ve ahşap pencereleri olan. Burada kapıların önünde hep nar işareti var. O dönemde de nar kutsal ve bereket anlamına geliyordu şimdiki gibi. Onun için hiç ihmal etmemişler ve bütün kapı önlerine o nar sembolünü koymuşlar. Aynı zamanda kapıların önünde 2 tane tokmak var. Biri bayanların çalması için, diğeri erkeklerin çalması için. Ona göre, duruma göre yani içeriden de vaziyet alıyorlar. Devam edelim. Boya atölyesi tek mekanlı ve girişi kuzeydoğu köşenin doğu yönünde. Mermer ve moloz, kırık ve dörtgen taşlardan çift sıra inşa edilen yapının duvarlarında kiremit parçaları mevcut. Girişin hemen yanında 1 ve ocaktan sonra 2 tane olmak üzere kuzey duvarda 3, doğu duvarında yan yana 2 tane ve güney duvarının orta kısmında 1 tane olmak üzere toplam 6 adet boyama için kullanılan hazne yani boyama kabı var. Boya haznesi içte pişmiş toprak ve dıştan kireç harçlı örgüyle desteklenmiş. Ayrıca yapının güney batı köşesinde saklama alanı olarak kullanılmış olan kaplar yer almakta. Eskiden köyün hanımları dağlara tepelere çıkıyormuş. Ve buradaki ağaçlardan, bitkilerden bir çalı, çırpı vesaire toplayıp geliyormuş. Burada da boyayı birlikte yapıyorlarmış. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere arkeologlar bugün pazar olduğu için tatildeler. Ama çalışma alanlarının biri de burası. Yani tiyatronun önü. Bu sütunları tek tek çıkarıyorlar. Çıkardıktan sonra mümkünse numaralandırıp birleştiriyorlar. Ama birleştiremedikleri parçaları da tek olarak sergilemekteler. Şurada da zaten şu an yoklar ama sanırım dinlendikleri alan ve bardakları mevcut. Arkadaşlar bu tiyatro Roma çağında yapıldığı için yamaça yapmışlar. Romalıların bayağı bir teknik anlamda güce sahip olmalarından dolayı istedikleri yere adamlar tiyatroyu kurabilmişler. 12 bin kişilik olan bu tiyatroda zamanla konserler de düzenlenmiş ama bazı çökmeler olmuş. Çökmelerden sonra konserlerden vazgeçmişler ve depremde de bazı yerler zarar görmüş. Yukarılarda zaten
tehlikeli duruyor ve çöküntüler mevcut. Ama bayağı bir halen daha kazı çalışması devam ettiği için etrafta gördüğünüz üzere birçok yapı, sütun ve kanallar görüyoruz. Hepsi daha fazla genişletilmiş Roma döneminde ve bu zamana kadar gelmiş. Bunun gibi birkaç tane daha tiyatro var ama benim en sevdiğim tiyatro burası oldu. Gerçekten bu ayrı bir doku ve ayrı bir koku hissettim bu tiyatroda. Kim bilir kimler ne konserler verdiler. Şu an içinde yürüdüğümüz yol aşıklara özel bir yol arkadaşlar. Sevgiliniz de burada ağaçların içerisinde serin, romantik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Kent zaten aşk kokuyor. Rüzgarla birlikte temsiliyle aşkı hissedebiliyorum. Arkadaşlar biraz önce Emin Baba arkamdan geliyordu. Geçerken de beni uyardı ve tabii ki bir şeyler daha anlattı. Burası şu an bulunduğumuz yer köy meydanı ve köy meydanında yani tam şu oturduğum alanda düğünler olurmuş vakti zamanında. Arkadaki kuyudan da su çekerlermiş. Kuyuya baktık. Gördüğünüz üzere bizim Türk halkı çok sever kuyuyu, çöp tenekesi yapmayı, fanta şişesi vesaire gördük. Düğünlere gelince ya hayalini kuruyorum da böyle aşkın temsili muhteşem bir antik kentte ne düğünler ne aşklar yaşanmıştır Allah bilir. Şimdi devam edelim. İleride ne var bilmiyorum. Artık bundan sonrası biraz spontan olacak benim için. Levhaları takip edeceğim. Çünkü benim çalışmalarım da önden yaptığım çalışmalar da buraya kadardı. Bakalım neler keşfedeceğiz daha. Gelin. Yine devam ettiğim yol ağaçlıklı, gölge ve beni rahatlatan bir yol arkadaşlar, serinliğiyle. Ama şu an uzakta bir tabela görüyorum. Nereye gittiğimi bilmeksizin ilerliyorum. Burası şu an o kadar büyük bir yer ki yani ben size söyleyeyim 1/4'ünü falan anca gezebildik. Geri kalan 1/4'lük yer için acaba zamanım kalacak mı inanın hiç bilmiyorum. Önceden belli bir saat dilimi yokmuş ama şimdi giriş 20 lira ama öğretmenlere tabii ki bedava ve gezinti 7.30-8'e kadar anca bitmek zorunda. Kuzey Cadde, Kuzey Şehir Kapısı'na gelmişiz arkadaşlar. Evet burada da muhteşem bir görselde lahitler, sütunlar ve her bir şey var. İlerleyelim. Kuzey sütunlu cadde ve anıtı görüyoruz karşımızda. 8.75 metre genişliğinde Korint düzeninde her iki kenarında portik bulunan kuzey sütunlu cadde başlamakta şu an izlediğiniz üzere. Kapının önünde etrafını 8 anıtsal Korint sütunun çevirdiği yaklaşık 42 metre genişliğinde bir meydan var. Ve burası dışarıdan kente girenlerin ve kent içinden gelip çeşmeyi kullanmak isteyenlerin toplandığı bir alan. Sütunlu caddenin başlangıcında Hierokles adlı kişi için yaptırılmış olduğu düşünülen bir anıt bulunmuş. Anıtın üst kısmı tahrip olmakla birlikte podyum kısmı dışı dörtgen, içi yuvarlak olarak günümüze ulaşmış. Milattan sonra 139 yılı depremi sonrasında yapılan şehir kapısı ve cadde başlangıcı ile ilgili düzenlemelerin tamamında anıtın olduğu şekilde korunmasına özen gösterilmiş. Bir depremle yıkılan kapı ve caddenin bulunduğu yere Bizans döneminde kent içinden toplanan mimari elemanlar ile yeni yapılar ve dor düzeninde sütunlu cadde inşa edilmiş. Bu dönemde doğu portik zemini mozaik kaplanmış. Dışarıdan ahalinin gelip de şehrin merkezinden, çeşmeden su içmek istediği ama giriş yapmak zorunda olduğu kapılardan birisi de burada arkadaşlar ve diğeri orada. Arkadaşlar hemen çıkışta tekrardan başka bir bina görüyorum ve merak ettiğim için içeriye giriyorum. Ve gene karşıma muhteşem bir ev ve avlu çıkıyor. Gene burada da su kuyusu mevcut ve
eski yapısıyla korunmakta. Stratonike gezimin sonuna geldim. Yani başladığım noktaya geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gezerken çok keyif aldım. Hem eskiyi yaşadım, hem geleceği gördüm. Ve ne aşklar yaşanmıştır diye dolaştım sokaklarında, yollarında. Gerçekten de zaten gladyatörlerin şehri ve aşkın ölümsüzleştiği şehir olarak nitelendiriliyor her yerde. Google'da da aynı şekilde, kapısındaki levhada da öyle. Gerçekten de öyle ama. Kralın oğlu, kralın karısına, yani üvey annesine aşık olmuş ama ben de buraya aşık oldum açıkçası. Uzun zamandır böyle şık, güzel, geniş bir antik kent gezmiyordum. Efes'ten bile daha büyük olduğunu düşünüyorum. Böyle olduğunda hoşuma gidiyor bu tarz antik kentler. Ama bazıları da çok belirsiz, levhaların olmadığı ya da gezerken bir rehber olsa keşke dediğimiz antik kentler oluyor. Burada teknoloji de çok güzel kullanılmış, çok güzel restore edilmiş her şey. Işıklandırılmış sensörlü levhalarla ve tabelalarla kendi başınıza gezip bilgi alıp anlatabiliyorsunuz. Hadi artık bir başka videoda görüşürüz diyorum. Çok karnım acıktı. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın.